Çünkü evet. bu sizin gözleminiz yani işiniz bir günlerdir oradaydınız. Şimdi ama kısa kısa ve çok uzatmayalım bir 5 dakikada toparlayacağım. Bir seçim ne zaman efendim? Bence seçim belki bir zemin yokladılar ama kendileri için de bu onun olum sonuç doğru mu muhtemelen düşündüklerini zannediyorum seçimin vaktinde olacağını veya ilan ettikleri gibi 14 Mayıs'ta olabileceğini düşünüyorum. 14 Mayıs'ta yani olabileceğini zaten anayasal olarak ertelenmesi mümkün değildi ama öyle bir kamuoyu şey yapıldı belki. Yoklaması ama ben seçimin vaktinde muhtemelen de 14 Mayıs'ta yapılacağını düşünüyorum. Mayıs'ta. Onun için şimdi alelacele Mart ayında daha yer etütleri yapılmadan işte Kahramanmaraş'ı millet ve kağıt üzerinde şuraya kuracağız, şey, şuraya kuracağız diyor sen kimsin? Şehir planlaması diye bir bilim alanı var. Herkes haddini bilmeli. Senin milletvekili olman her alanı bilmeni gerektirmiyor. Alelacele yapılacak her şey büyük tehlike. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Alal acele yaptığınız sistem değişikliği Türkiye'nin başına ne belalar açtı görüyorsunuz. Alal acele bu şehirlerin enkazlarını bir an önce kaldırıp bir şey yapmaya, Hı. bir binalar dikmeye kalkışmayın. Rant devşirme çabası içine girmeyin. Peki. Bir de sizin içinde bulunduğunuz işte 6 liderin, 6 partinin Millet İttifakı var. İşte Akşener'le Kılıçdaroğlu da bugün buluşuyor. Dün Gültekin Uysal bir açıklama yaptı. Saadet Lideri Temel karamol oldu. yani ideali dediler. Biz bunca yıldır birlikte çalıştık ve ideali bizim altılı masadan bir cumhurbaşkanı adayının çıkmasıdır. Bu konuda da aynı mısınız? Evet, yani iyi olan, doğru olan bütün bu süreci birlikte yaşadığımız arkadaşlarımızın içinden çıkması ama ola ki dışarıda olursa bu tabii bunlar bu konuda bağlayıcı bir şey söylemek istemiyorum çünkü Hı -hı. bu konular 6 ilkesel olarak biz karar aldık. 6 siyasi lider biz baş başa bu konuları konuşacağız. Kamuoyunun da herhangi bir siyasi liderin tartışılmasını ya da yıpratılmasına dönük bir çabalara asla izin vermeyeceğiz e, diye karar aldık. Ben bu karar hep sadık kaldım. 6 lider oturup konuşacağız ama tabii güzel olan bu bütün bu süreci birlikte yaşadığımız 6 e, liderden birinin olması. Ortak adayda da hem fikrimiz tabii, hala? ortak bu, bu aşamadan sonra Alternatifini düşünmemek lazım. Orta kaday şarttır. Zaten alanda depremin o çöküntüleri içinden insanlar çıkıyor, elimi tutuyor. Aman başbakanım, ne olur bir ümit oluşturdu altı masa, altı masa içinde uyumu korumaya devam edin, Türkiye'nin önünü açın diye insanlar bunu talep ederken biz şahsi hesaplar içine giremeyiz. Hiçbir yani kimseyi kastederek söylemiyorum kendimde hiç kimse şahsi hesap içine giremez. Hepimizin basiretle ülkenin içinde bulunduğu bu zor şartları göz önüne alarak ve bu şartlar öyle şartlar ki İsmail Bey evet. bir kişinin omuzlarında omuzlarına ağır gelecek şartlar. Altı liderin de birlikte omuz verdiği, altı liderin teşkilatlarının birlikte omuz verdiği, toplum kesimlerinin ve hatta iktidara geldikten sonra bütün Türkiye'nin birlikte omuz verdiği, sadece muhalefetin değil bugün AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş kitlelerin de Seçimde kaybetmedik hissine kapılmalarını sağlamalı lazım. Yani biz kaybetmedik. Evet. İstediğimiz lider veya kişi Cumhurbaşkanı ama biz kaybetmedik dedirtecek bir yeni toplumsal barış siyaseti başlatmak lazım. Toplumsal barış siyaseti toplumsal altını barış. çizerek söylüyorum. Bu Erdoğan, Bahçeli, Perinçek üçlüsü milleti böldü, parçaladı ve insanlar birbirine bakın, İskenderun'da söyledim. Eee hepimiz şu enkazın altında muhtemelen AK Partili vardı, CHP'li vardı, MHP'li vardı, İYİ Partili, Gelecek Partili, her partiden vardı. Beraberce enkazın altında kaldılar. Çıkabildilerse beraber çıktılar. Türkiye'de de şu anda bir siyaset enkazı var. Bir ekonomi enkazı var. Bunun altında beraberce şu anda bir ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Üstümüze faiz borçlarıyla bir kolon düşmüş. Üstümüze dış borçlarla kolon düşmüş. Üstümüze yoksulluk ve enflasyon kolonu düşmüş. Ekonominin hali bu. Bu şartlarda bizim bu ülkeyi ayağa kaldırmamız için hepimizin elini taşın altına koyması. Evet bir kişi Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ama halk şu hisse kapılmalı, şu hissi almalı. Ben bir kişiyi seçmiyorum, bir heyeti seçiyorum bir topluluğu bir şey. Burada da söylediğiniz çok evet. gündem olan şey. Tabi Kemal Bey de evet orada bir beyiz yok demiş. Tabi Kemal Bey yani çünkü, ortak akıl. Çünkü istişare. Kemal Bey ne kastettiğimi anladı. Hmm. Ama Türkiye'de rovanşist bir dönem başlatmak isteyen. Bunlar böldü biz biz bu sefer kazanıp biz de böleceğiz. Bu sefer biz kendi yandaşlarımızı getireceğiz. Kaygısı kavgası içine girenler iktidardakiler yandaşlarını tutarak bu ülkeyi bu hale getirdiler. Yeni bir karşı yandaş cephesi oluşturmamak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. Bunun için de teşekkür ettim. Verdi destek dolayısıyla. Benim burada kastettiğim şey açıktı. Ve aynı konuda evet. ısrarlıyım. Altı masayı, e biz, işte altı masayı biz bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık. Bir kişinin iradesiyle ülke yönetilsin diye kurmadık. Bu kişi kim olursa olsun ben de olsam böyle. Altı masayı bir tek partinin ne dediği, dediği olacak diye de kurmadık. Ha öyle olsaydı herkes kendisi girsin ki seçime. Kimse buna Altımız bir itiraz edemez. Altılı masa kurulmuşsa her birimize ihtiyaç olduğu için kuruldu. Yok senin oy oranı seçime girmeden kimsenin oy oranı bilinmez. Ayrıca böyle bir yaklaşımla da Türkiye bir araya getirilemez. Türkiye'nin yeniden inşasını üstlenecek heyet, bakın heyet diyorum. Ve bunda da hiç çekim bu Cumhurbaşkanı'na vesayet kurmak falan değil. Bu Cumhurbaşkanı'na destek vermek, seni yalnız bırakmayacağız, beraber olacağız demek bu. Niye böyle görmüyorsunuz? Yetkiyi de paylaşmak değil, sorumluluğu paylaşmak. Dolayısıyla bu hafta tabii önemli bir toplantı yapacağız. Saadet'in ev sahipliğinde. Bunun öncesinde sonrasında. Hepimizin altı masanın ruhunu oluşturan o toplumsal mutabakatı sağlayacak şekilde davranmamız lazım. Ve hiçbirimizin kendi çıkarımızı ve partimizin çıkarını öne, öne getirme gibi bir, şeyimiz, bir lüksümüz yok. Ülke yangın yeri. Hepimiz elimizdeki kovanın büyüklüğü ne olursa olsun gidip bir kova suyu dökeceğiz bu yangına. Ve bu yangın yerinden yeni bir ülke inşa edeceğiz ve adayımız kim olursa olsun dediğim gibi hep beraber olacağız dediğimiz zaman başarılı oluruz. Herkesin kafasındaki en iyi aday seçilmiş olsa dahi tek başına bu enkazı kimse kaldıramaz. Sorum şu Sayın Başbakan bu masa dağılmadan seçime kadar gidecek mi? Merak etmeyin sonrasında da devam edecek. Edecek. İnşallah. Peki. Sizi uğurlarken efendim bir karşılaşmanızı çok istiyorum. Murat Örel bu Kızılay ile ilgili hepimizin <laughs> çok sevdiğimiz devletimizin, çok önemsediğimiz kurumlarımızın bu içine düştüğü durumla ilgili haberi çıkaran kişi. Murat Ağaral bir gelebilir misin güzel kardeşim? <laughs> bu efendim Kızılay'ın Evet hey, Murat Bey hoş geldiniz. Geldin. Kızılay'ın maalesef tam da afet zamanında çadır sattığını ortaya çıkaran <laughs> gazeteci. Murat tebrik ediyorum. Tabi üzüntülüyüm. Yani devletin kurumları ile ilgili. Sayın Başbakan son olarak bir sözünüz çok varsa. Çok teşekkür zaten, ediyorum. Yani bu kurumlar bizim. Ve dediğim gibi hilal ahmer 1868'den beri hilal ahmerdi 1935'te ismi kızılay şeyine kızılaya döndü o günden bugüne savaş şartlarında zor şartlarda halkın dayanışmasının bir sembolize ismi yani kızılay <laughs> al sancak gibi yani hilal bizim bayrağımızı temsil eden bayrağın temsil edildiği bir kurumda bugünlerde ticaret düşünülmez. Bugünlerde Kızılay'ın asli görevi bağıştır, ikinci görevi bağıştır, üçüncü görevi bağış ve halkın yanında olmaktır. Murat Bey e teşekkür ediyoruz. Bu, bu kurumların itibarını hep beraber koruyacağız. Ha, yapabilir miyiz? Kızılayı eski bizim gözümüzdeki, gönlümüzdeki yerine kavuşturabilir miyiz tekrar? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu, bu kurumların bir kültürü var. O kültürün üzeri küllenmiş bile olsa o küllü kaldırdığınızda o kültür yeniden uyanır. Uyanır. Hep beraber Kızılay'ı hak ettiği yere getiririz. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun eksik olmayın. Teşekkür ederim. Olun, iyi Görüşmek iyi. üzere. Sağ olun efendim. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu konuları konuşacağız ama bir de Türkiye İşçi Partisi ile ilgili bir tartışma vardı. Görüntüler vardı. Müdahale tartışmaları vardı. Onu bir izleyelim. Murat'la, Murat ile Murat bu Kızılay meselesini eni konu konuşacağız. Bu kadar polis Antakya'da yok arkadaşlar. <laughs> 50 bin kişinin öldüğü depremde bu kadar polis yok. Biz bu dayanışmayla bile devam edeceğiz. Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet. APAP derneğine çadır sattı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partisi üyeleri yaka paça gözaltına alındı. Vatandaşlar yapılan gözaltılara tepki gösterdi. Sen gittin mi deprem alanına? Gittin mi gördün mü o yıkıntıları? Altında kalanları gördün mü? Ağzını burnunu böyle eğerek. da onlar ya. koruyor biliyor musun? Evet. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi 2 deprem sonrası 11 il yerle bir oldu. O binlerce kişi enkaz altında kaldı. Depremden kaçıp kurtulanlar da dondurucu havada geceyi dışarıda geçirdi. Depremzedelerin çadır ihtiyacını karşılamak için tüm ülke seferber olurken Kızılay'ın Ahbap ve Türk Eczacılar Birliği'ne çadır sattı ortaya çıktı. Ahbap Başkanı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı açıklamayla satışı doğruladı. Her şey burada arkadaşlar. Biz o akşam herkes can derdinde, soğuktan donarken bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız? Lüksüne sahip değildik, olamazdık da ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Kızılay Başkanı Kerem Kınık yapılan satışı şu sözlerle savundu. Ee, günün sonunda da e, Ahbap bunu zaten ikinci günde talep etmeseydi biz bunu zaten AFAD'a teslim etmiştik. Yani doğrusu da o çadır oraya gidecekti. Bunu Ahbap'ın bağışçıları aracılığıyla e, gönderdi.